Emir Hazretleri. Ataç Bey'in oğlun hakkında anlattıkları doğru mudur Ertuğrul Bey? Sonra da uçmayanın makamına saygı göstereceksin. Göstereceksin ki sözlerin kıymet bulsun. Ertuğrul Bey, haddini bil. Herkes haddini bilecek Emir Bahattin. Herkes haddini bilecek. Sen de bileceksin ki önüne konan nimetin etrafında adabıyla konuşacağız. Şimdi seni dinlerim. Ertuğrul Bey, lafı uzatmayacağım. Senin anlayacağın üsluptan konuşacağım. Ataç Bey, oğlunu adaletten kaçırdığını söyler. Doğru mu bu? Onu bize getiresin. Yoksa sen de celladına gidersin, bilmiş ol. Adalete hesap vermek evvela benim boynumun borcudur. Bunu bir belleyesin. Tabii adaletin terazisi şaşmazsa. Buraya tabii oğlunu alıp yargılanması için Konya'ya götürmeye geldim. Neden Konya Emir Bahattin? Neden Söğüt değil? Yargının hakkaniyetle icrası için doğru olan budur Ertuğrul Bey. Madem kendinden de oğlundan da şüphe duymazsın, o vakit yargının Konya'da yapılmasına engel olmayacaksın. Mahkeme Söğüt'te olursa kadının kararını beğenmeyip isyan edeceğimden mi korkarsın? Yoksa evladımı adaletten kaçıracağımdan mı? Ben hiçbir şeyden korkmam Ertuğrul Bey. Hele senden hiç. Mesnetsiz iddiaların vuku bulduğu yer Söğüt'tür. Eğer mahkeme Konya'da olursa adalete de sorguya da gölge düşecektir. Uç Bey olarak davanın burada Söğüt'te görülmesini daha münasip bulurum. Ha, oğlun ortada yok. Sen benimle mahkeme pazarlığı edersin. Sen evvela oğlunu bul getir. Oğlumu Söğüt'e getirip adalete teslim edeceğim. Elbette şahitlerimi de. Başka diyeceğiniz var mıdır? Oğlunu alıp Konya'ya götüreceğim derim. Anlamaz mısın? Ben de bu ısrar ne derim? Sen anlamaz mısın Emir Bahattin? Devlet garp ucunu teslim ettiği Uç Bey'inin oğlunu adaletten kaçıracağını mı düşünür yoksa? Verilmesin. Ne anla kalkarsın ya?
Kılıçlar kınına! İnat! İnat! Hep inat! Bu inadın, bu asiliğin seni sonuna getirecek Ertuğrul Bey. Emir Hazretleri, ben de mahkemenin Söğüt'te yapılmasını isterim. Bir bilgi hatun, nasıl dersin bunu? Gündüz Alp'in mahkemesi de, infazı da Söğüt'te olmalı. Olmalı ki Gündüz Alp'in bana yaşattığı acıları Ertuğrul Bey'in gözlerinde görmek isterim. Gündüz Alp celladına yürürken Ertuğrul Bey'in adalet nutukları attığı ahalisinin önündeki utancına şahitlik etmek isterim. Bu sebeple mahkeme Söğüt'te olmalı. Ertuğrul Bey de madem adalete de Gündüz Alp'e de güvenir, o halde yarına kadar Gündüz Alp'i huzurunuza getirsin. Yarın Gündüz Alp'i bulup huzuruma getirmezsen bil ki oğlunla birlikte kendi hükmünü de vermiş olursun. Bu sözümü sakın yaban atma Ertuğrul Bey.